Yılbaşında kullanılacak malzemeleri üretmek caiz midir? O malzemeyi satmak caiz midir? Ben özet geçiyorum hocam. Çok uzun uzun farklı farklı sorular var. Yani ben de özet şöyle yapayım o zaman. Yılbaşı dediğimiz güneşi yaratan Allah'tır. Ayı yaratan Allah'tır. Bu zaman kavramlarında yani bizim burada reddedeceğimiz bir şey yok. Yani 2021. 2021 sene evvel İsa Aleyhisselam işte 25 Aralık günlerinde tam da bu gecelerde ha. Kaçındayız şimdi? 24? 23'ünde hocam. 23. Bu yarın 24 oluyor. Evet yani 25. 25'i tam işte İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gece 25. gece. Christmas dedikleri. Yani efendim tam bizimle alakalı değil ama netice tarihi olarak İsa Aleyhisselam dünyaya geldiği gece 25-26 Aralık günlerindedir. Onu 1 Ocak İsa Aleyhisselam dünyaya gelişi tarih başlangıcı yapılmış. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelişi 571. Yani İsa Aleyhisselam'dan 571 yıl sonra dünyaya geldi. 632'de İsa Aleyhisselam'dan 632 yıl sonra vefat etti. Göğe kaldırılmıştır İsa Aleyhisselam. Resulullah 632'de. Orada o tarihi değiştirmedi. Resulullah Efendimiz hep yanlışları değiştirdi. Bunun dinde yeri yoktur. Dini mesela bir Aşura günü bile oruç tutanlar da dediler ki biz ve nahnu ehakku bi Musa. Musa Aleyhisselam'a hürmete biz daha layıkız. Onun için onlar eğer bugün oruç tutuyorlarsa aynı benzerlik olmasın. Fil amil kabil nesumu ma'tasya. Bir sene sonra dokuzunuyla beraber oruç tutalım. Onlara burada bile benzemeyelim buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu kadar hassas davrandığı halde tarihi değiştirmedi. Yani ben bu yılda vefat ediyor. Tamam sıkıntı yok. Hazreti Ebubekir Sıddık döneminde de dokunulmadı. Hazreti Ömer döneminde tarihi arşivler yapalım artık İslam devleti büyüyünce. Hazreti Ali dedi ki dinimizin bütün emirleri ay hareketine göre takip ediyoruz. Onun için onu takip edelim dedi. Yes'elunek anile hille, sana hilali sorarlar. Kul ye mevakitul innas vel hac. O vakitleri tayin etmek, haccı tayin etmek, belirlemek içindir. Hilal o takip edildi. O şekilde bir takvim ayarlaması yapıldı. Ama bu reddedilmedi. O efendim haşa bu gavurluktur vesaire denilmedi. Bu önemli bir mesele. Bizim burada 2020 efendim demek ki 2020 yıl geride kalmış oldu İsa Aleyhisselam'dan sonra. Bize göre de bir ömür yaşımız bitmiş oldu. 2021 Allah geçmişimizi affetsin, geleceğimize selamet nasip etsin deriz. Yani nasıl ki Resulümüz dünyaya geldiği gece Mevlüt kandili diyoruz. O geceye de Mevlüt kandili yani İsa Aleyhisselam dünyaya geldiği gece diyelim. Dedik zaten. Peki o zaman biz iman esaslarında peygamberlere iman vardır. Peygambere hürmet gerekir. Peygambere hürmet nedir? Biz dua ederiz, salavat getiririz, şefaatini umarız. Efendim Rabbim Celle Celaluhu o peygamberlerin yolundan bizi ayırmasın deriz. Bu şekildedir. Ama kalkıp o gece küffar alemin yapmış olduğu bir Noel külahı veya efendim Allah muhafaza bir haç veyahut da efendim bir çam, buna benzer birçok birebir benzemeler kişiyi dinden çıkartır, kafir eder. Bakın bu kafir eder kelimesi o kadar kolay söylenecek bir mesele değil. Çok ihtiyatlı konuşmaya çalışıyorum. İşte yani bunlar yanlış olur, şu olur, bu olur. Önceki konuşmalarda dedim. Yani bu akşamki programda. Ama şimdi ne diyorum? Direkt. Neden? Nedeni çok basit. İskilipli Atıf Hoca diyor ki, meşhur. Orada bu Frank Mukallitliği ile alakalı işte şapkadan idam ediliyordu. Meşhur Kelali orada ne dedi? Ya dedi, efendim takkede bir bezdir, şapkada bir bezdir. Fakat takke alnı açıktır. Yani İslami bir simgedir. Efendim şapka İtalya'dan gelmiştir. Onun için o zaman böyle bir simge durumundaydı. Dedi ki ona da bez, ona da bez diyorsan. Tarihi bir cevap. Dedi ki arkanda duran dedi efendim hilal, yıldız ve kırmızı yani bayrak. O ülkemi temsil ediyor. O bir bezdir. Yunan bayrağı da bezdir. Onu kaldır onu as. Olur mu? Aman Allah'ım büyük felaket. Böyle bir şey olabilir mi? Ütür bayrağını sen kaldıracaksın orada. O da bez, o da bez. Simge taklitleri kişiyi kafir eder. Yani ne demek bu? Süs olsun diye haç, süs olsun diye çam, süs olsun diye Noel külahı kişiyi kafir eder. Bu yani Allah dalga geçilecek mahal değildir. Allah'ım seni seviyorum ama biraz gavurcuklara takılıyorum vesaire. Böyle bir şey olmaz. Din hata kabul, iman hata kabul, Allah dalga geçilecek mahal değildir. Yani efendim o komutan sana diyor ki asker efendim derhal operasyona gidiyoruz. Efendim ben vatanımı da seviyorum, teröristleri de seviyorum gibi ifadeler.
Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah'ım seni de seviyorum. Efendim senin gazap ettiğin, lanet ettiğin kafirleri de seviyorum. Bu böyle bir inel İslam ve küfür. İslam ve küfür zıddan. Birbirinin zıddıdır. La yeşteme ila kıyamisa. Kıyamet saatine kadar bir araya getiremezsin. Ve yazazü ahadiyuma. Birini yüceltmek müstelzimulli izdallaha. Diğerini zelil ettirir. Yani yok ettirir. Onun için ve içtimauma onları bir araya getirmek muhalun. İmkansızdır. Yani bir kalpte ya iman vardır, ya iman vardır, ya iman vardır. Başka bir şey olamaz. Bunlara dikkat edelim. Onları efendim şey satılması, Hindilerin satılması, o geceyi efendim böyle eğleneceğiz diye hepsi harama götürür. Bu işin şakası yok. Bu o geceki yapılan normal bir günah değildir. Yapmayalım, yapmayalım. Yani imanımızı kurtaralım. Allah Celle Celaluhu, koca peygamber İsa Aleyhisselam'a saygılı olalım, hürmetli olalım. Onun dünyaya geldiği gecede o saygısızlara, efendim, o küffar o alemin o isyanına ortak olmayalım da. Efendim ülkemin insanı akıllıdır. İslam aleminde kalbi iman doludur. Rabbim Celle Celaluhu İslami şeyleri sevelim. Rabbimizin sevdiğini sevelim. Rabbimizin gazap ettiği işlerden uzak duralım da. Ahirete diyelim ki Allah'ım kırdık döktük birçok yanlışlar yaptık ama dinime karşı saygılıydım. Senin emirlerine hürmetliydim. Bu terazide bizi kurtarır. Yalvarıyorum yapmayalım yanlışları.